Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Çok değerli izleyiciler, sevgili konuklar, değerli kardeşlerim, tüm inanan mümin kardeşlerim, hepinize saygılar, muhabbetler sunuyorum. Hoş geldi, sefalar getirdi Şehri Ramazan. Bugün, bu gece itibariyle inşallah sahurla birlikte bize şeref verdi. Ramazan ayı boyunca Show TV ekranlarında bu saatlerde inşallah gece yarısı imsaka kadar sizlerle olacağız. Rabbim yapacağımız duaları, gönlümüzden geçen muratlarımızı ihsan eylesin. Allahu Teala bizi Ramazan'ın feyziyle, bereketiyle, sevinciyle, neşesiyle her halimizi güzelleştirsin. Bolluk bereket içerisinde Kadir gecelerine ve bayramlara erdirsin. Amin. Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Amin. 11 ayın sultanı geldi. Ramazan geldi, hoş geldi. Gönlümüzde yeri başkaydı. Özledik. Recep ayından itibaren de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla hep dua ettik. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. Ya Rabbi bize Recep ayını mübarek kıl, bize Şaban ayını bereketli kıl ve bizi Ramazan'a eriştir diye dua ettik ve duamız kabul oldu. Bugün yaşayanlar ulaştılar. Rahmetli olanlara da Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun efendim. Başlıyoruz Show TV ekranlarında. Sahur programımız sizinle inşallah daha da güzelleşecek. İnşallah. Dualarımız sizinle olacak. Sohbetlerimiz sizinle olacak.
kasideler, ilahiler, Kur'an-ı Kerimlerle gönlünüzde bir neşe, bir huzur vermeye çalışacağız. İnşallah tamamına güzelliklerle, bereketlerle, huzurla, neşeyle ermeyi nasip ederiz. Dünyada bütün insanlara barış, kardeşlik diliyorum. Aramızda sevgi, muhabbet ziyade eylesin Rabbim. Birbirimize karşı mümin kardeşliği, gönlümüzdeki ülfeti, muhabbeti artırsın. Rabbim ülkemize bolluk, bereket versin. Güç, kuvvet versin. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bize de kötülük yapmak isteyenlere fırsat vermesin. Hasetten, fesattan, nazardan, kem gözden, hileden, hudatan, her türlü gıybet, dedikodu, iftiradan bizi korusun. Neslimizi korusun. Ehlimizi korusun. Duası kabul olunanlardan, namazını kılanlardan, orucu hakkıyla tutanlardan eylesin. Artık bir ay uyku zamanı değişiyor. Bir ay boyunca yeme ve içme zamanları değişiyor. Bundan sonra daha çok Kur'an-ı Kerim, daha çok ilim, daha çok tefekkür, daha çok namaz, daha çok oruç mevsimi geldi. Bu mevsim ruhun gıdasıdır. Özledik, acıktık gerçekten. Biz oruçta aç kalmak için değil, doymak için oruç tutuyoruz. Ruhumuzu doyurmak için oruç tutuyoruz. Hep kusur işledik, günah işledik ve bağışlanmayı elbette diledik. Allah-u Teala bize orucun heyecanını nasip etmiş ya, bu büyük bir lütuftur. Allah-u Teala'nın bize verdikleri nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Bir de bizi böyle oruçla, dualarla huzuruna kabul ediyor. Bu da büyük bir nimettir. Zamanında biri işçisiyle beraber sabah erken dükkan açmaya gider. Caminin önünden geçerlerken dükkan sahibi bir an önce işe gitmek ister ama yanında çalışan işçi de aklı namazdadır. Sabah namazını kılmamıştır. Henüz vakit yeni girmiştir. Avludan geçerken imamın güzel kıraatini, Kur'an'ını duyar. Ustam der, ne olur efendim bana izin ver de şu namazı kılayım burada. Adam vicdana gelir, kendi kılmaz ama işçisine merhamet gösterir de hadi ben bekliyorum sen git kıl gel der. İçeri girer, işçi namaza durur. İmam müezzinle beraber namazlarını cemaatle eda eder. Cemaat çıkmaya başlar. Usta da gecikmiştir. Bekleye bekleye de yorulmuştur. İşçi çık der. Geç kaldık. Efendim göndermiyorlar diye bağırır. Yahu kim göndermiyor? Cemaat çıktı. Bak imam müezzin de çıkıyor. Göndermiyorlar. Ya geç kaldık. Hani namazı kılıp çıkacaktın. Göndermiyorlar efendim. Kim göndermiyor kardeşim der. Parlar adam. Seni içeri sokmayan beni dışarı göndermiyor. İçeri sokmayan, huzuruna kabul etmeyen, ne yaptın da seni huzuruna kabul etmedi? İşte Ramazan'da da oruç tutabilmek ya da tutmaya niyet edebilmek, gücü yetmese bile, hasta bile olsa gönlünden tutmak geçiyor ya, o Allah'ın bir lütfudur. Buna şükretmemiz yeterlidir. Ya Rabbi bize oruç tutmanın sevgisini verdin, tadını verdin. Yıllarca tutmuş ama bugünlerde hastalanmış, yaşlanmış, piri fani olmuş. El ayağı kimseyi düşürmesin Rabbim. Ama oruç tutamayacak kadar hastalanmış. Onlar da tutmuş gibi inşallah sevabını alsınlar. Parası varsa fitresini verir. Orucun fidyesini verir. İnşallah sevabına erer diyoruz. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman cennet kapıları açıldıysa bir neşe gelecek demektir. Bir manevi rüzgar geliyor artık, yavaş yavaş hissediyoruz. Cehennem kapısı kapandıysa şeytana uyanlar azalacak. Cehenneme gitmek için insanlar kendini heba etmeyecekler, kötü yola girmeyecekler. Şeytanlar da zincire vurulduysa kavga, gürültü, haset, fesat, her türlü hile, huda azalacak demektir. Elbette şeytanlar zincire vuruldu ama aramızda Allah kimseye karşılaştırmasın, kötü niyetli insanlar yine olabilir.
Ama Ramazan'ın bereketi ülkemize, sadece ülkemize değil. Bugün ta Avustralya'da biz burada gündüzden yer içerken onlar teravih namazı kılmaya başladılar. Şimdi de çoktan oruca niyetlendiler. Dünyanın bir tarafında oruç başladı. Bizde de inşallah imsakla birlikte bugün 04.09'da sanıyorum imsakla birlikte ezanlar okunacak. Artık ne yapacağız? Ağzımızı kapatacağız. İmsak ne demek? Tutmak demek. İmsak tutmak demek. Neyi tutacağız? Orucu tutamayız. Oruç nerede? Nasıl bir şey oruç? Ne demek oruç? Hani bakkaldan mı alınıyor? Markette mi satılıyor? Nerede var oruç? Oruç diye bir şey yok. Biz kendimizi tutuyoruz. Tuttuğumuz biziz. Ağzımızı tutuyoruz. Gözümüzü tutuyoruz. Gönlümüzü tutuyoruz. Elimizi tutuyoruz. Dilimizi tutuyoruz. Buna oruç diyoruz zaten biz. Ne zamana kadar tutuyoruz? İmsak vakti, tan yeri ağarmadan ne zamana kadar? İftar anına, akşam güneş batıncaya kadar. Ne demek tutuyoruz? Yemek içmek yasak. Cinsi münasebet yasak. Kötü söz yasak. Kalp kırmak yasak. Gıybet etmek yasak. Dedikodu yasak. Başkasının malına zarar vermek yasak. Kötü gözle bakmak bile yasak. O zaman tutmuş oluyoruz işte. O tuttuğumuza oruç diyoruz. Yoksa alınıp elimize alacağımız bir şey yok. Ve bu kaç gün devam edecek? Bir ay devam edecek. Ve bakacaksınız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan o onar onar geldikçe hele 15'ini geçtikten sonra bir de bakacağız ki elveda diyeceğiz. Ama bugün... Bugün oruca merhaba diyeceğiz. Merhaba diyeceğiz. Çok kıymetli kardeşlerim, değerli hocalarım bizimle birlikte bugün. İkisini de candan seviyorum, kardeşim gibi seviyorum. Adem Karabey hocamız, ondan inşallah bir merhaba dinleyelim. Bünyamin Topçuoğlu hocamız, kendileri de burada Kur'an-ı Kerim ve kasidelerle. Bir merhaba ile başlayalım hocam. Aynen. Beraber şöyle.
11 ayın sultanı. Neden? Neden Ramazan 11 ayın sultanı oldu? Neden oruç Ramazan ayında farz kılındı? Bakara 183, 184, 185 ve 186 cevabını veriyor. Oruç neydi? Tutmaktı. Korunmaktı. Kendimize sahip olmaktı. Elimize, kolumuza, dilimize hakim olmaktı. Bazen özgürüz zannederiz ama kendimizi zapt edemeyiz. Canımızın istediğini yaptığımızı sanırız. Aslında bize yaptıran bir güç var. Kendimiz onun kontrolünden çıkmışız. İrademiz bizi koruyamıyor. İradeyi de bozmuş duygular var. İşte oruç zaptu rapt altına almak için, korunmak için bir kalkandır. Oruç kalkandır. Orucu Resulullah aleyhissalatu vesselam es-sıyamu cünnetün diye tarif ediyor. Oruç sizi korur. Kalkan nasıl korursa insanı, oruç da koruyor. Oruç neden Ramazan ayında? Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an. Allah-u Teala cevabı veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayda Kur'an nazil oldu. Bir Ramazan gecesi Hira mağarasında ibadetle meşgul olurken Allah'ın elçisi melek geldi ve kendisini kucakladı, sıktı. Bırakırken ikra oku dedi. Okuma yazması yok. Hocası yok, okulu yok, mektebi yok. 40 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı, heyecanlandı, korktu ve ma ene bi kari. Ben okuma bilmem ki. Okuma bilmeyene oku diyor. Okuma bilmem. Tekrar kucakladı, sıktı, nefesim daraldı. Sanki ölecektim, o kadar sıktı beni. Bırakırken yine ikra oku dedi. Gene okuma bilmem dedim. Üçüncü kez bir daha kucakladı ve bırakırken oku dedi ve kendisi bana okudu. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ki o insanı bir kan pıhtısından, embriyodan yarattı. Bu ayetler gelince 5 ayet üst üste Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam mağaradan dağdan aşağı korkarak indi. Evine doğru koşar adımlarla gece yarısı heyecanla Hazreti Hatice'nin yanına sığındı. Ürperdi, üşüdü, korktu ve beni örtün, beni örtün titreyerek evine geldi. İşte bu olay Ramazan ayında oldu ve Kadir gecesinde oldu. Bu Kur'an ilk defa Ramazan ayında inmeye başladığı için Ramazan şeref buldu. Bu ay Allah katında diğer ayların sultanı oldu. 11 ayın sultanı olmasının sebebi bu ayda Kur'an indirildi. İşte Kur'an indirilen ayda da Allah-u Teala Medine'ye gelince Müslümanlar ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de Bedir Savaşı esnasında, Bedir Savaşı sıralarında ki oruçluydu o zaman Müslümanlar, Ramazan orucu
farz kılındı. Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Kutibe aleykumus sıyamu. Size oruç bugün yazıldı, farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Bizden öncekiler kim? Yahudiler, Hristiyanlar, bütün İbrahim'i dinler ve Adem Aleyhisselam'dan beri tüm dinlerin ortak adı olan İslam'da oruç vardır. Bütün ümmetlere oruç farz kılınmıştır. Namazın farz kılındığı gibi. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde de Tevrat'ta da oruç vardır. Davut Aleyhisselam'ın getirdiği dinde Zebur'da da oruç vardır. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil'de de oruç vardır ve namaz vardır. Hepsinde değişmez. İslam'ın 5 şartı değişmez. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ki tevhid la ilahe illallah. Allah'tan başka mabut yoktur. Bu bir. İki namaz. Üç zekat. Dört oruç. Beş hac. Bütün dinlerde vardır. Bu değişmemiştir. Ama yeri değişmiştir. Zamanı değişmiştir. Süresi değişmiştir. İşte Müslümanlara da Ramazan ayı, daha önceki ümmetlere oruç nasıl farz kılındıysa Müslümanlara oruç farz kılınmıştır. Neden farz kılınmış? Allahu Teala onu da haber veriyor. Leallekum tettakun. Korunasınız diye. Oruç bizi nasıl koruyacak? Yemedik, içmedik gündüzleri. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucumu tutmaya diye imsak vaktinde artık yeme içmeyi bırakacağız ve niyetimizi yapacağız. Niyeti tekrar ediyorum. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Akşam iftar yaparken yarın oruç tutmaya niyet ettiysek niyetimiz yapılmıştır. Sahura kalktık oruç tutmak niyetiyle, niyetimiz yapılmıştır. Ama bir de bunu dille söylersek kalbimizi tasdik etmiş olur. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar diyoruz. Dilimizle de bunu söylemek güzeldir. Ne zamana kadar oruca yemeden içmeden orucu bozacak bir halimiz yoksa kuşluk vakitlerine kadar yine bu niyetimizi tekrar edebiliriz. Niyet ettim saat 4'ü 9 geçe imsak oluyor ama ben 3.30'da niyet ettim, yattım. Peki tekrar kalktım daha saat 4, bir şey yiyip içebilir miyim? Evet, niyet ettim ben ama daha imsak olmadığı için ben imsak vaktine kadar yiyip içebilirim. Niyetimiz imsaktan itibaren geçerli olur. Akşamdan da niyet edebilirsiniz ama yiyip içebilirsiniz imsak vaktine kadar. Oruç tutmak durumunda olmayan insanlar ya da oruca niyet etti de hastalandı gündüz, doktorluk oldu. O insan dinde zorlama yok. Veya yolcu, yola gitti, eziyetli bir yol, sıkıntılı bir yol, oruç tutacak takatı kalmadı. Ne yapacak? Cevabı yine Kur'an'da var. Rabbimiz buyuruyor ki, Estağfirullah, Bismillah, yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah Teala size kolaylık diler, size zorluk dilemez. O zaman ve in kuntum meridan, hastaysanız, ev ala seferin, yolcuysanız, fe iddetum min eyyamin uhar, başka günler tutarsınız, başka günlerde tutabilirsiniz. Ne kadar kolaylık var. Onu da tutamadın, onu da tutamayacaksın, fidyeni verirsin. Ve alellezine yutikunehu fidyetun. Ne kadar? Taamu miskin. Fakiri doyuracak kadar. Sabah akşam onu doyuracak kadar bir bedel. Bu sene ne kadar fidye?
bir günün orucunu tutamazsam hastalık sebebiyle, bunun bedeli ne kadar, param da var diyenlere bugün alt sınır belirlendi bugünlerde. Türkiye şartlarında 23 TL, 23 TL bir günlük orucun fidyesidir. Tutamayanlar onu vereceklerdir. 23 TL'si de yok. Hasta tutamıyor. Allah biliyor ya. Onda da zorluk yok. Affediyor Allah-u Teala. Gençliğinde tuttun ya sen. Sağlıklıyken tuttun ya. Ne kadar önem veriyordun oruca. Şimdi tutamıyorsun, üzülüyorsun ama üzülme, sevabı yine var. O üzüntü imandan geliyor. O alışkanlık. İnsanlarımız maalesef tutamayınca oluyor, hastalık oluyor vesaire, tutamıyorlar. İşte üzülüyoruz. Üzülme, sevabı geliyor inşallah. Efendim, oruçluyken orucu ne bozar? Orucu genel anlamıyla yemek içmek, ağızdan ya da burundan, neyse bir beslenme şeklinde veya doğrudan vücuda ilaç şeklinde herhangi bir şeyin girmesi orucu bozar. Cinsel ilişki orucu bozar. İnsanların yemeden içmeden cinsel ilişkiden uzak durması gerekir oruçlu olanın. İmsaktan iftara kadar. Ama orucun hikmetine bakarsak orucu başka şeyler de bozar. Ne bozar? Harama bakmak bozar. Haramı söylemek bozar. Haram işlemek bozar. Bunun içerisine gıybeti sokun, dedikoduyu sokun, iftirayı sokun, yalanı sokun. Hepsi içine girer. Bunlar da orucu bozar. Kalp kırdın, kavga ettin. Oruçlu sinirleniyor. Efendim, Ramazan geldi, sinir olmaz. Ramazan gelince sinirler bir tarafa bırakılacak. Ben diyor oruçluyum diyor, daha çok kızıyor. Oruç seni hani zapt edecekti. Oruçlu kızmaz. Biri size sataşırsa oruçluyken diyor Peygamber Efendimiz, ben oruçluyum de ve uyma ona. Karşılık sadece ben oruçluyum de. Başka bir şey söyleme. Ben oruçluyum de. O belki oruca da saygısından dolayı hiddetinden vazgeçer. Oruçlu olduğumuzu söyleyeceğiz. Oruç Müslümanlar mevsimi gelince eline, koluna, diline sahip olma zamanıdır. Sinirine sahip olma zamanıdır. Yemeden içmeden kendini korudun ama sinirinden koruyamıyorsun. Kızdın, parladın, trafikte kavga ettin. Başkasının hakkını gasp ettin. Yok, öyle oruç olmaz kardeşim. Madem oruçlusun, sabırlı olacaksın. Oruç eşittir, sabırdır. Hani sabır yok? Bana sık sık sorular geliyor. Onlardan bir tanesi de şu. Ya babam diyor, ya abim diyor, ya kardeşim diyor. Oruçluyken çok sinirli oluyor diyor. Yapmadığını bırakmıyor diyor. Demediğini bırakmıyor. Söylemediği kalmıyor. Olmaz. Oruçluyken Allah'a yakınsın. Gönlün hep onunla beraber olacak. Zikirle, tefekkürle. Hep dünyaya daldın, büyüttün, kavga ettin, gürültü ettin. Neyi değiştirdin Allah aşkına? Değişen bir şey var mı? Değişen sen ol. Kendini değiştir önce. Hep başkasından bekliyoruz değil mi? Başkası güzel davransın, başkası iyi olsun, başkası iyi üretsin. Kendi kusuruyla meşgul olmaktan başkasının kusurunu göremeyene ne mutlu. Ama biz başkasının kusurunu görmeyi hüner zannediyoruz. Esas hüner kendini bilmektir. Kusurunu bilmektir. Cenab-ı Hak kusurunu bilenlerden eylesin. Rabbim bu feyizli, bereketli ayda Kur'an'ı bol bol okumayı, hatimler yapmayı, mukabeleler yapmayı nasip eylesin. Hatim nedir, mukabele nedir? Hatim, Kur'an'ı baştan başlayıp Fatiha'dan Nas suresine kadar sesli olarak en azından kendi duyacağı kadar. Bak Kur'an üstadı burada, Bünyamin hocam da var. Değil mi Bünyamin hocam? Harfler ağzından çıkacak. Evet. Öyle gözüyle takip sadece mukabelede olur. O nasıl olur? Hoca Hatip Kur'an-ı Kerim kari okur. Herkes elinden takip eder.
Buna mukabele denir. Birisi Kur'an okurken de diğeri karşılık vermez, takip eder, susar. Çünkü Kur'an okunurken susun diyor Allah-u Teala. Dinleyin diyor. O takiple mukabele olur. Ama kendi okuyorsa tek başına evinde, o zaman Kur'an-ı Kerim'deki harfleri kendisi duyacak kadar ağzından harfler çıkacak mahreçlerine dikkat ederek. Bu şekilde yapılana hatim diyoruz. Hocam, ben Kur'an'ı baştan sona maalini okuyorum. Hatim sevabı alıyor muyum diyor. Sen daha fazla sevap alıyorsun. Sen daha fazla sevap alıyorsun. Kur'an-ı Kerim okunmak için, okunduğunda da anlaşılmak için geldi zaten. Ne dediğini bilmeden okumak elbette o da bir sevaptır ama ne dediğine bakarak Allah ne buyurmuş? Bize Cenab-ı Hak mesajını göndermiş. 23 sene peyderpey Peygamber Efendimiz'e vahiy ile bunu indirmiş. Allah'ın elçisi bunu okudu ve gerekeni yaptı. Ashab-ı kiram bunu dinledi, Kur'an'ın buyruğunu yerine getirdi. Onlar Kur'an ne diyor diye anında yerine getirerek okudular ve dinlediler ve yaptılar. Biz de aynı şekilde okumalıyız. Bana ne diyor bu ayeti kerime? Öyle okuyorsan sen yüzlerce hatim sevabı alıyorsun zaten. Küçümseme meal okumayı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona mealini okuyabiliyorsan aynı zamanda ilim elde etmiş oluyorsun, farzı yerine getirmiş oluyorsun. Belki hatim yapmak sünnettir, mukabele okumak Ramazan'da ama Kur'an'ın baştan sona mealini, tefsirini bakarak okumak o farzdır. O önemli bir iştir. Muhammed İkbal diyor ki, eskiden çok hızlı okurdum Kur'an-ı Kerim'i. Hafızlarımız okusun. Kur'an-ı Kerim hıfız suretiyle de korunuyor. Allah-u Teala koruma altına almış bu kitabı. Bu kitabın hiçbir harfi harekesi değiştirilemez. Binlerce, milyonlarca hafız var. Başka? Milyonlarca baskısı var. Her dönem yazılmış. Resul Efendimiz zamanında vahiy katipleri yazmış. Daha sonra Hazreti Osman zamanında bu nüshalar dört bir tarafa çoğaltılarak Kur'an-ı Kerim musaflar gönderilmiş. O gün bugündür Kur'an-ı Kerim'e kimse bir hile yapamıyor. Çünkü milyonlarca hafız onu koruyor. Gönüllerde, zihinlerde koruyor. Her harfini bilerek ezberliyorlar. Her harfini. Hiçbir hafızın okuduğuyla diğer dünyanın öbür tarafındaki okuyan hafızın Kur'an'ı arasında bir değişiklik yok. Hepimiz aynı şeyi ezberliyoruz. Bu ne güzel bir sistem. Cenab-ı Hak kitabını, kelamını nasıl koruyor? Bu Müslümanlara mal olmuş. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, hatim yapacağız, mukabele yapacağız inşallah. Mukabelelerimiz başladı. Hatimler başladı. Her gün bir cüz takip edeceğiz. Televizyonda olur mu? Televizyonda okunan Kur'an-ı Kerimleri de elinize Kur'an-ı Kerim alır, takip edebilirsiniz. Yok elimi alamıyorum, ben sadece dinlemek suretiyle mukabele yapmak istiyorum. Yapabilirsiniz. Elif, lam, mim. Kaç sevap aldı diyor Peygamber Efendimiz? Her biri bir hasene, bir hasene 10 sevaptır. Elif dedi 10 sevap aldı. Lam dedi 10 sevap, mim dedi 10 sevap, 30 sevap aldı. Bak bu kadar. Yasin, her harfine 10 sevap. 20 sevap birden aldık. Bir Yasin demekle bu kadar sevap. Allah'ın kelamı bu. Bu beşer sözü değil. Bu sıradan bir söz değil. Allah-u Teala meydan okuyor hem manasıyla. Mucizdir bu. Hem tefsiriyle, hem ilme, bilime, her şeye. İnsanlara diyor ki bir benzerini getirin bakalım Kur'an'ın. Kur'an'da şüphe yok. La raib. Fi huden lil muttakin. Burada Allah'tan sakınanlara en güzel hidayet rehberi var. Sohbetlerimiz, ilahiler, kasideler, telefonlarımız, bağlantılarımız devam edecek. Bir aramız var. Sonra yine sizlerleyiz inşallah. Evet, teravih namazı da var. Teravih namazı Ramazan'a ait bir sünnet namazdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazı kılmıştır.
Ramazan'da gece kıldığı namaza biz teravih adını veriyoruz. Teravih namazını Hazreti Ömer de 20 rekat olarak belirlemiş. Ülkemizde de 20 rekat kılınıyor. Yatsı namazının farzı kılınır. Son sünnetinden sonra teravih namazına niyet edilir. Vitir de Ramazan'da vitir namazı teravih namazının peşine kılınıyor. Yani yatsıdan sonra teravih, teravihten sonra da vitir namazı kılmak sünnettir. Men same şehre Ramazan, kim Ramazan orucunu tutarsa imanen vahtisaben, inanarak, sevabını Allah'tan umarak, gufira lehu ma tegaddeme min zenbi, geçmiş günahları bağışlanır buyuruluyor. Aynı şekilde men kame leylete diye geceyi de kim ihya ederse, Ramazan gecelerini, yani neyle ihya edeceğiz? Namazla. O da geçmiş günahların affına sebep oluyor. Böyle sevap bir namaz inşallah. Peki imsak vakti geldi. Oruca başladık. Sabah namazını hemen kılabilir miyiz? Sabah namazını biraz daha geciktirmekte fayda var. Tam imsakla beraber hemen namazı, vakit girmiş oluyor elbette ama bir daha kalkamayacaksan veya o anda kılamazsan bir daha kılamayacaksan, zaruret varsa o anda kıl. Artık imsaktan sonra sabah namazının vakti girdi demektir. Ama 1-20 dakika geciktirirsen, yarım saat geciktirirsen daha da özellikle Hanefi mezhebine göre çok daha güzel olur inşallah. Efendim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam oruç kişiyi haramlardan alıkoyar diyor. Eğer biz oruçluyken haramdan kendimizi tutamıyorsak, harama gidiyorsak demek ki orucu tutamadık ve o oruç bizi tutmadı. Oruç şehevi duyguları dizginler. Sadece Ramazan'da değil, nefsine hakim olamayan insanların Resulullah Efendimiz oruç tutmasını tavsiye ediyor. Tabii bu Ramazan ayında insan biraz kendine çeki düzen verecek. Artık Kur'an ayıdır. Bundan sonra daha fazla Kur'an'a vakit ayıracağız. Ne zaman? Sabah mı olur? İmsak vaktinde mi olur? Sahurda mı olur? Öğleden sonra mı? İkindide mi? Bakın camilerimizde güzel sesli hafızlarımız, sabah namazlarında mukabele var, öğle namazlarında mukabele var, ikindide mukabele var. Ne güzel. Fırsat var. Bu Kur'an'ın okunmadığı, bilinmediği, kitabın olmadığı yerler de var. Allah-u Teala ne büyük nimet vermiş. Her yerde, televizyonlarda okunuyor, radyolarda okunuyor, camilerde okunuyor, evlerde sohbet halkalarında, hatim halkaları, meal halkaları kuruluyor. Ne güzel. Teravih namazını akşam böyle çocukla, eşlerimizle camiye gitmek. Allahu Ekber. Ne güzel bir manzara. Bütün sokaklardan, caddelerden ezan okununca teravih vakti namaza akıyor insanlar. İşte bu bereketi getirir. Allah'ın rahmeti buradadır. Müminlerin kardeşliğini sağlar. Aramızda sevgiyi, muhabbeti artırır. Namazdaki o huzur ve neşeyle birlikte kardeşliğimiz de artar. Hiç olmazsa bu Ramazan'da camiye daha çok gitmeye çalışalım. Artık camide hanımlar için yerler ayrıldı ülkemizde. Hanımlara özel yerler ayrıldı. Oralarda da yerler var. Kadınlar da camiye çokça gitmelidir. Mümkün mertebe Ramazan'da çokça dua etmeliyiz. Resulullah aleyhissalatu vesselama çok salatu selam etmeliyiz. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidil evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Orucu açarken neyle açmak sünnettir, müstehaptır, güzeldir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatına bakıyoruz. O ne dediyse en güzeli odur. O nasıl yaptıysa en doğrusu odur. Oruçlu iftar ederken acele etsin diyor. Canım ben 14 saat, 15 saat dayandım. Bir yarım saat sonra yesem ne olacak ki? Deme. Allah kulunun o anda acele etmesinden hoşlanıyor. Neden?
Çünkü Allah-u Teala kibri sevmiyor. Kendini bir şey zannetmeyi sevmiyor. Hep ben diyoruz ya. O benliği oruçla hiç olmasa biraz açlıkla terbiye edelim de benlikten kurtulalım. Hala mı ben diyorsun? Hala mı ben yarım saat daha dururum diyorsun? Kiminle yarış ediyorsun? Bırak, acele yap. Önce namaz mı, önce iftar mı? Akşam namazı mı? Namaz farz. İftar kaçmıyor. Hayır, öyle deme. Önce orucunu bir aç. Allah-u Teala sendeki o acziyeti görsün. Kulluğunu bir göster. Ya Rabbi ben kulum. Sen vermezsen ben sahip olamam. Sen yedirmezsen ben doyamam. Bak aç kaldım. Gözümdeki nur gitti. Dizimde derman kalmadı. Hiç kımıldayacak halim kalmadı. Bu güzel bir şey. Zaten oruç kibri öldürmek için. Nefsi kırmak için değil mi? Onun için oruçta acele edin diyor. İza hadaral aşa bil aşa febde bil aşa. Namazla yemek çatıştığı zaman, çakıştığı zaman yemekten başla diyor. Din bu din. Dinde kolaylık var. Eddin yusrun. Velen teşaddet dine. Din kolaydır, bu dini zorlaştırmayın diyor Peygamber Efendimiz. Zorlaştırmayın bunu. Ama biz zorlaştırmayı güzel zannediyoruz. Hayır hayır. Eddin yusrun. وَلَنْ تَشَادَّ الدِّينَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا Yavaş gidin, yavaş, acele etmeyin diyor. Frene basın. Aşırı gitmeyin. Çok çok yaparsam çok daha iyi olur. Hayır. Ortalama gidin. Orta yolu tutun. İfrat ve tefritten kaçının. Ne diyor? وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ Serinlik zamanlarında cihada giderken bile mücahitlere Allah yolunda cihada gidiyoruz. Öğle sıcağında gitmek daha sevaptır. Hadi hayır öyle değil. Serin vakitleri bul. وَمِنَ الْلَيْلِ مِنَ الدُّلْجَ Gecenin de serinliğinde bir müddet git. Vücudun da hakkı var. Ehlinin hakkı var. Bedenin hakkı var. Sağlığın hakkı var. Onları da ver. Dengeyi kur, dengeyi. Müslüman dengeli insandır. Dengeli beslenir. Dengeli beslenmek sadece yemek içmekle de alakalı değil. Gönlünü de dengeli besler. Neyle? Neyle? Kur'an'la. Hadislerle, sünnet-i seniyeyle beslenir. Her şeyden alır elbette. Her çiçekten bal alan gibi ilim neredeyse Müslüman oradan alır. Dengeli beslenir. Okuması da dengelidir. İbadeti de dengelidir. Aile hayatı da dengelidir. İnsanlarla ilişkisi de dengelidir. Dünyası ve ahiretini arasına mükemmel bir denge kurar Müslüman. Dünyamız da mamur etmek, ahireti de kazanmak vazifemizdir. Dünyayı terk etmek mübarek, hoş bir şey değildir. Ahireti unutmak hoş bir şey değildir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmak güzeldir. İşte bu dengeyi kurdu Peygamber Efendimiz. Ve bu dengelerden biri de 11 ay istediğini yaptın. Hayır ey nefis, sen verdikçe azarsın. Biraz da şimdi kısmayı, açlığı, yokluğu bir öğren bakalım. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ Yusuf Aleyhisselam güzeller güzeli, Allah ona ne büyük bir iman vermiş ki, en güzel bir kadın Yusuf Aleyhisselam'ın peşine koşuyor, o aklından fikrinden bir kötü niyet yok, kaçıyor. Kadından kaçıyor. Buna rağmen sonunda da diyor ki ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Allah bana yardım etti. Allah beni korudu da kendimi korudum diyor. Nefsim değil. Nefsini yine orada eziyor. Bize ne oluyor da iftarda acele etmemek için kendimizi kenara çekiyoruz. Aman ha. Hadi yiyip gel bak hazırladık sofrayı. İftarını yap. Yok ben önce namaz kılacağım. Ya bırak namazda yemeği düşüneceksin. Allahu Ekber. Sofrada ne var?
Bırak onu şimdi. Gel yemekte hiç olmazsa namaz kılamadım diye düşün de namazda aklın fikrin yemekte kalmasın. Bir şeyler atıştır. Çorbanı iç. İftariyeliklerine orucunu aç. Sonra git namazını kıl. Gel ondan sonra sahura kadar istediğini ye. İstediğin kadar ye. Ama ne olur iftarda acele et. İftarı Peygamber Efendimiz neyle açtı? Hurmayla. Hurma ne demek? Vücut kan şekeri düştü. Akşama kadar efendim şeker istiyor. Tatlı bir şey istiyor. İşte hurma. Ateş değmemiş. Neden? Çünkü susuz kaldı vücut, hararet bastı. Harareti ateşle söndüremezsin. Suyla söndürürsün. Tatlıyla söndürürsün. Hurmayı bulamadın suyla. Suyla açtı orucunu. Su da bulamazsa o sırada ateş değmemiş. Biz ona iftariyelik diyoruz. İşte zeytindi, peynirdi, efendim salatalıktı, domatesti, maruldu, afiyet ver, olsun Allah bol bol versin. Şu anda da yavaş yavaş sahura kalkıyor insanlarımız. Hanımlar mutfakta, Allah onlara kolaylık versin. Emeklerinin karşılığını dünya ahirette versin. Oruçluya oruç açtırmak sevap olduğu gibi sahur hazırlamak, sahuru da ikram etmek sevap. İftar bizde meşhur olmuş. Sahur da verilir. Sahurda bir çorba dağıtabilen gücü yetenler dağıtsınlar. İkram edenler etsinler. Evlerde birbirinizi sahura kaldırın. İkram gönderin. Güzel bir şeydir. Mutfaklar canlansın. Işıklar yansın. Görelim bakalım mutfakları. Zaten bağlantımız olacak. Eyüp Sultan Camii'nden de inşallah Yakup kardeşimiz bizimle olacak. Ama biz şöyle bir de görmek istiyoruz inşallah kamera dönerse şöyle evlere doğru. Bakalım saat şu anda 02:30. 3-3:30 gibi böyle camlarda ışıklar yanacak her tarafta aydınlık. Neden? Sahur yapıyor Müslümanlar. Sahurda ne var? Tesahharu fe inne fis sahuru berekete. Bereket var, bereket. Ramazan bereketiyle geliyor, korkmayın. Her şey zamlandı falan, yok yok. İnsanlarımız bereketi görüyorlar. Bereket gelecek inşallah. Bereketiyle gelecek, feyziyle gelecek, huzuruyla gelecek, sükunuyla gelecek. Önemli olan gönlümüz açtı, ruhumuz acıkmıştı, şimdi onu doyurma vakti inşallah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك
Nasrakallahu nasran aziza. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Allahu Teala Kur'an'ın ruhuna ermeyi, manasına ermeyi, hakikatine ermeyi tüm müminlere nasip eylesin. Gönlümüze huzur veriyor, sükun veriyor. Zihnimize, dimağımıza, kalbimize ilim veriyor, irfan veriyor. Ve insanı sanki alıyor dünyanın bu çirkef, zulüm, karanlık zamanından bambaşka bir aleme götürüyor. Orası nasıl bir alem ki o Kur'an'ın o neşvesiyle girdiğimizde kendimizi unutuyoruz.
Ruhumuz yüceliyor, başka bir alemden tad alıyoruz, feyz alıyoruz. Kur'an insana bunu veriyor. Onun için çok çok okumak lazım. Ağzınıza sağlık. Çok Allah nefesinize, hıfzınıza güç kuvvet versin inşallah. Kur'an'ı okuyamadık diye üzülelim. Bilmeyenler üzüntüsünü taşımalıdır. Niye öğrenemedim, niye okuyamadım hakkıyla? Bir de evlatlarımızdan biri böyle güzel sesli hafızlardan olursa ardımızdan ne güzel Kur'anlar okunur, ne güzel dualar edilir. İnşallah Rabbim neslimizden Kur'an okuyan, namaz kılan, ilim ehli insanlar nasip eylesin. Gelin, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan diyorlar. Şöyle bu gece 11 ayın bir muhasebesi olarak bir tövbe istiğfar yapalım mı? Bir tövbe yapalım. Tövbemizle bu geceye girelim. Sonra telefon bekliyor alacağım. Sonra da bağlantılarımız olacak inşallah. Ben söyleyeyim, sizler tekrar edin. Ekranları başındaki kardeşlerimiz de ben kısa kısa tane tane söyleyeceğim, onlar da söyleyebilsin diye. Hep beraber Resulullah Efendimiz buyurmuş ki bu tövbelerin efendisidir bu yapacağımız duaya. Seyyidül İstiğfar demiş. Tövbelerin efendisi. En güzel tövbe duası. Onunla beraber bu geceye başlayalım inşallah. Kalbimizdeki o kir, has, kötü düşünce, yaptığımız o günahlar şöyle yavaş yavaş kaçmaya çalışsın, izale olmaya. Hani böyle temizlemek için alırsınız malzemeleri, silmeye başlarsınız ya. Oradaki lekeler falan tek tek böyle uzaklaşır, açılır. Bir boşluk oluşur. Yavaş yavaş kendini gösterir ne varsa. Kalp kendini göstermeli artık. Hep beraber inşallah tövbe istiğfar edelim. Amin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetat e'uzu bike min şerri ma sanat ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, sana el açtık, günahlarımızı itiraf ediyoruz, tövbemizi kabul eyle Allah'ım. Allah'ım senden başka mabut yoktur. Bizi başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Allah'ım bizi başkasına muhtaç eyleme. Kimsenin önünde mahcup eyleme Allah'ım. Ey alemlerin ve yerin sahibi, yüceler yücesi, ya Zelcelali vel İkram, bize Ramazan'ın feyzini, bereketini nasip eyle Allah'ım. Hakkıyla oruç tutabilmeyi ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi tövbemizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızdan pişman olduk. Af diledik, bizi affettiklerin arasına dahil eyle. Sahurumuzu bereketle eyle. Yuvalarımıza, evlerimize huzur ve güzellik ver. Memleketimize birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik ver. Ya Rabbi Ramazan'da yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi en güzel şekilde kabul eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Er-Rahman.
Allah kabul etsin. Rabbim kalbimizi nurlandırsın inşallah. Telefon bekliyormuş bir kardeşimiz. Ramazan ayının ilk sahurunun ilk telefonunu alıyoruz ve selamla başlayalım. Peki, selamun aleyküm, buyurun efendim. Ve aleyküm selam hocam, nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, Allah bereketli razı sahurlar hayırlı diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, isim Ramazan Güler hocam. Buyurun efendim. Ben uzun yol çalışıyorum hocam, size bir soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi farklı farklı soruyorum arkadaşlara, farklı farklı şeyler alıyorum. Ben Antalya, İstanbul çalışıyorum. Gece gidiyorum, gündüz geri geliyorum. Şimdi sahuru mesela Antalya'da yapıyorum, iftarı Fatih'te yapıyorum. Ben şimdi hangine uymam lazım? Evet. Bunu merak ediyorum hocam. Evet, güzel bir konuydu, önemli. Ben anladım arkadaşlar. Sahuru başka bir ilde yapıyorum diyor kardeşimiz. İftarı başka bir yerde yapmış oluyorum. Halbuki saat farkı da olmuş olabiliyor. Dolayısıyla nereyi esas almalıyım diyor. Şimdi nerede isek orayı esas alacağız. Antalya'da sahuru yaptı. Yola çıktı. Eşya taşıyor. Kamyonuyla malzeme taşıyor. Gündüz geldi geldi. Akşam İstanbul'da oldu. İstanbul'a mı uyacak, Antalya'ya mı uyacak? İstanbul'a uyacak. Neredeyse oranın iftar saatinde iftarını yapacak. Hatta yolda da olabilir. Bir yere gelmiş de olmayabilir. Yolda giderken iftar saati o yolda nerede geldiyse iftarını orada yapacak. Arabada da olmayabilir, uçakta olabilir. Havada, aşağıda gittiği yer iftar saati ise orada iftarını yapacak. Yani saat tutmayacak. Ben Türkiye'den bindim uçağa, işte 12 saat, 14 saat geçince iftarımı yapacağım. Böyle bir şey yok. Gittiğiniz noktada akşam oldu, orada iftarınızı yapacaksınız. Saat kısalıyor. Hayır. Bu oruçtur. Orucun vakti imsaktan iftara kadardır. Güneşin batımına kadardır. Bulunduğunuz yerde güneş batmışsa iftarınızı orada yapacaksınız. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Efendim, oruca niyet ettik. Niyeti bir daha tekrar edelim. Niyet ettim Allah rızası için. Bugünkü orucu tutmaya, iftar ederken de duası var Peygamber Efendimizin. Onu da hatırlayalım inşallah. Onu da söyleyeceğim. İftar ederken Peygamber Efendimiz nasıl orucunu açar, dua ederdi. Onu da size söyleyeceğim. Sahur niyeti böyle. Sahur niyetinin kalpten geçmesi de yetiyor. Dille söylenirse güzel oluyor. Yarınki oruç da denebilir akşamdansa. Aynı şeye devam eder. Ramazan günlerinin her birine ayrı ayrı oruca niyet etmemiz lazım. Bugün birinci gün için niyet ettik. Yarın ikinci gün için tekrar niyet edeceğiz. Yani baştan şöyle dememiz doğru değil. Niyet ettim Allah rızası için 30 Ramazan oruç tutmaya, bir daha niyete gerek yok. Hayır, öyle değil. Her gün niyet edeceğiz. Neden? Aç kalmakla oruç tutmak arasında fark olsun diye. Aynen namaza niyet ettiğimiz gibi. Öğle namazına niyet ediyoruz, ikindiye niyet ediyoruz, akşama niyet ediyoruz, sabaha. Neden? Toptan ben bütün namazlara niyet ettim demiyoruz. Oruçta da, farz olan oruçta da o şekilde niyet edeceğiz. Sahura kalkmadan oruç tutabilir miyim? Sahura kalkamadıysanız da oruç tutabilirsiniz. Ben sahura kalkmadım ama oruç tutacak halim yok. Niyet etmesem olur mu? Oruç tutmanız daha hayırlıdır. Akşamdan yediysen zaten o da yeter ama gerçekten hastanelik olacaksın vesaire, çok önemli bir şeyin var, İlacını alamadın, şu bu. Niyet etmezsen onu ayrıca başka zaman kaza etmen gerekir. Yani kefaret gerekmez. Bunlar önemli konular. Bunları bilmemiz de farzdır. Oruç tutan insanın orucu ne bozar, ne bozmaz, oruca nasıl niyet edilir, nasıl oruç açılır, bunları öğrenmesi de gerekir üzerimize. İşte nasıl rastgele yapıyorum, Allah kabul etsin şeklinde bir yaklaşım doğru değil. Allah güzel olanı sever. Güzel, muhsin olanları, işini güzel yapanları sever. Oruca da önem vermeli. Onun dediklerini, Peygamberimizin dediklerini yerine getirmemiz lazım. Bu ayda
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok cömert olurdu. Çok sadaka verirdi. Çok sadaka imkanı olanlar sadaka verecek. Zekat imkanı olanlar zekatlar verecek. Bunları konuşacağız. Kaç hurma yerdi Peygamber Efendimiz? Kaç hurma yerdi İftar açarken? Birkaç tane yerdi. Birkaç tane yediği olurdu. Yani sadece bir taneyle açmak şart değil. Üç tane de yiyebiliriz iftar ederken. Taze hurma da yenir. Kurumuş hurma da yenir. Ve hurma bulamazsa su olabilir. Orucu açmak için su olabilir. Eyüp bağlantımız şu anda hazır değil mi? Peki ona hazır olunca arkadaşlar siz bana haber verin. Ben Eyüp'ten bir de benim bu söylediğimi de Yakup kardeşime iletelim. Oradaki hakikaten şöyle sahur vakti ışıkları bir göstersin bize inşallah. Eyüp Sultan tarafını görelim. Rabbim yolundan ayırmasın. Hidayet ve sırat-ı müstakim üzere olmayı Rabbimiz bize öğretiyor. Dünya ve ahiretimizde bolluk, bereket, nimet istemeyi, iyilik istemeyi Allah-u Teala bize öğretiyor. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar diyoruz. Ne demek bu? Rabbim bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diyoruz. İyilik istemek hakkımızdır. Nimet istemek hakkımızdır. Allah-u Teala'ya dua edip el açmak hakkımızdır. Ne demek hakkımız derken? Allah'ın borcu mu var bize? Hayır. Cenab-ı Allah böyle istiyor. Kulun el açmasından Allah hoşnut oluyor. Çünkü sahip O'dur. Yaratan O'dur. Yoktuk bizi var etti. Biz yoktuk. Ve öyle bir varlık haline getirdi ki en mükemmel ve mükerrem bir varlık. İnsan yaptı bizi. İnsandan daha üstün bir varlık var mı? Yok. Melekler var ya hocam. İnsanlar takva üzere yaşar. Allah'ın yolunda yürür. Nefsini terbiye ederse melekleri de geçer. Onun için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında meleklere emir verdi. Adem'e secde edin. Adem'e. Ne demek? Adem'e Allah'a secde edilir. Adem'i her şeyin üstünde tut. İnsan her şeyin üstündedir. Ama insan birbirine secde edemez. İnsan da Allah'a secde etmelidir. İnsan insana kul olamaz. İnsan insanları kendine kul edemez. Firavun gibi. Firavun dedi ki bana kul olacaksınız. Allah'ı tanımıyorum haşa. Sonu harap oldu. Boğuldu gitti. Nemrut kafa tuttu Allah'a, sonu perişan oldu. Ebu Cehil peygamberle, Kur'an'la alay etti, eziyet etti Müslümanlara. Bilal-i Habeşi'ye neler yaptırdılar, sonu perişan oldu. Kör bir kuyuya atıldı ve koktu orada. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar, Hamanlar hepsi geçti gitti. Hak dava kıyamete kadar sürecek. Allah peygamberini izzet ikram sahibi yaptı. Tek başına çıktığı davada bütün Hicaz bölgesi 10 sene içerisinde İslam tebliğ edildi. 23 sene bittiğinde Hicaz bölgesi tamamen Müslüman olmuş. Dünyanın dört bir tarafına İslam'ın nuru aydınlatmaya başlamıştı. Bir kişiyle yola çıktı. Allah peygamberini teyit etti. İşte Fetih suresiyle başladık. Fetihler nasip oldu. Hayal edemeyecek kadar büyük fetihler oldu Müslümanlara. O Kur'an'ı okudukları için, namaz kıldıkları için, Allah bir dedikleri için, sırtlarına işkembeler atılan, karınlarının üzerine taş bağlayarak, taş konarak develere kızgın çöllerde çektirilen, kolları bacakları birbirinden iplerle çekilip parçalanan o Müslümanlar,
daha sonra bütün Hicaz bölgesine Allah onlara fetih, zafer nasip eyledi. Neden? Allah doğrunun yardımcısıdır. Allah diyeni Allah yardımsız bırakmaz. Bakmayın siz dinle imanla alay edenlerin şimdi bağırdıklarını, çağırdıklarını, sosyal medyada küfrettiklerini Allah'a, peygambere, imana. Onların sonlarına bakın. Onların sonlarına bakın. Her birinin nasıl perişan olduğunu göreceksiniz yaşayanlar. Çünkü Allah Teala mühlet veriyor. Ama ihmal etmez. Azizün züntikam. Kuluna belki vazgeçer, tövbe eder diye mühlet veriyor. Kendini inkar edene de rızkını veriyor. Dünyada Rahman çünkü o. Merhamet sahibi. Kendine küfredene bile nimetini veriyor. Ama sonu onların perişandır. Allah'ın yoluna girenlerin akıbetleri güzeldir. Ömürleri güzel geçer. Hak yolda, sırat-ı müstakim üzere, dosdoğru insanlık yolunda ilerlemenin kimseye zararı yoktur. Müslüman sadece kendine değil, etrafına da faydalı insandır. Elinden, dilinden, gözünden, kulağından kimseye zarar gelmez. Müslümanın her halinden hayır sudur eder. Komşuluğu güzeldir. Ortaklığı güzeldir. Ev hayatı mükemmeldir. İnsanlığı güzeldir. Devlete, millete bağlılığı güzeldir. Vatana, bayrağa saygısı güzeldir. Müslümandan zarar gelmez. Ama Allahsızdan kork. İmansızdan kork. Ne demişler? Kork Allah'tan, korkmayandan. O her şeyi yapar. Nefsi için, dünyalık için, çıkarı için ezmeyeceği insan yoktur. Küfretmeyeceği insan yoktur. Aşağılamayacağı insan yoktur. Ama kendini en akıllı zanneder. Ama onların sonuna bakın. Onların sonu perişandır. Akıbet hayır ola. Allah sonumuzu hayır eylesin. Son nefeste iman nasip eylesin. İmanlı yaşamak ve imanla gitmek esastır. Dünya hayatı geçici bir imtihan. Allah hayatı da yarattı, ölümü de yarattı. Kim daha güzel insanlık yapacak diye. Rabbim insanlığımızı güzel eylesin. Telefon bekliyormuş, alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler. Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. Hayırlı geceler. Sizlerin de. Dinliyorum. Buyurun. Sorunuzu alalım. Hocam. Televizyonunuz açıksa kapatın. Ses yankı yapıyor çünkü. Evet. Hocam iftardan sonra, sahurdan sonra sabah güneşe kadar nasıl bir ibadet edebiliriz? Sahurdan sonra. Evet. Sahurdan sonra güneş doğuncaya kadar diyor. Şimdi sahurla güneş arasında zaten bir imsak var, sabah namazı var. Şimdi sahura kalktık. Sahurun saati önemli değil. İmsak vaktine kadar her saatte kalkabiliriz. 2'de kalkın sahur yapın, 3'te kalkın sahur yapın, 3.30'da kalkın sahur yapın. 4'e çeyrek var kalktınız. Daha var. Ne kadar? 20 dakika var. Sahurunuzu yapın. Sahurdan sonra zaten tok karnına yatmak vücuda eziyettir. Ama uykusuz kalırsanız, yarınki işiniz aksayacaksa ona göre hafif yersiniz, yatarsınız. Ama mümkün mertebe sahurdan sonra hemen yatmamak. Ne yapacağız? Sahurdan sonra imsak niyetimi ettim. Sonra güzelce bir abdest aldım. Sahurda da alabilirsiniz. Teheccüd namazı kılabilenler. İkişer ikişer. Salatul leyli mesna mesna. Gece namazları iki ikidir diyor Peygamber Efendimiz. 2, 4, 6, 8, 10 rekat bir teheccüd namazı. Teheccüdde yapılan dualar çok makbuldür. Herkes uyurken el açmak güzeldir. Orada istekler reddolunmaz. Teheccüd namazı kılabiliriz. Teheccüd kılamadınız, sahura geç kalktınız diyelim. Sahurdan sonra bir abdest alırsınız. Kur'an-ı Kerim'den
mümkünse bir cüz okursunuz. Veya cüz gücünüz yetmezse o kadar 20 sayfa, 3 sayfa okuyun, 2 sayfa okuyun, 5 sayfa okuyun. Kur'an okuyun sahurdan sonra. O Kur'an'da bir 5-10 dakika geçsin. 20 dakika geçerse çok daha makbul olur dedim. 5-10 dakika geçsin. Ondan sonra namazınızı kılın. Sabah namazı, 2 rekat sünnet. Sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 2 rekat sünnet. Ben yarın bir sürü iş yapacağım falan. O namazı terk etme. O namaz, müezzin nasıl bağırıyor, sesleniyor ezan okurken, sana nasıl ses geliyor? Es-salatu hayrun minennevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Es-salatu hayrun minennevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Sana söylüyor. Hadi kalk. Kalk iki rekat. Sünneti de ihmal etme. Sünneti kıldın iki rekat. Sonra camiye gidebiliyorsan git. Gidemiyorsan evinde farzı eda et. Farz, sabah namazının farzında. Resulullah aleyhissalatü vesselam sabah namazının farzında çok uzun Kur'an okurdu. Ezberinizde varsa uzun uzun Kur'an okuyun sabah namazın farzında. Ne kadar? Bazen 10 sayfa okurdu. Bazen 10 sayfa okurdu birinci rekatta. İkinci rekatta yarısı kadar namazda Peygamber Efendimiz. Sabah namazında uzun okunur. Okuyabiliyorsan varsa. Yok benim ezberim yok işte 3 tane var 4 tane var namaz sureleri var. Onlarla da olur. Kısa bir efendim ayetlerden 3 tane uzun ayetlerden 1 tane. O da kıraat yerine geçer ama biliyorsanız uzun uzun okursunuz. Sabah namazını kıldınız, güneş doğmadı. Güneş doğuncaya kadar Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmazdı. Güneş doğuncaya kadar beklerdi. Duayla, tevbe istiğfarla, ilimle, insanlara sohbetle vakit geçerdi. Güneş de doğardı. Güneş doğduktan sonra da bir 50 dakika geçerdi. 45-50 dakika geçerdi. Sonra kerahat vakti çıkar. 2 rekat bir namaz kılar. 4 rekat bir namaz kılar. Burada sınır yok nafilelerde. Sonra evine giderdi Peygamber Efendimiz. Sabahleyin rızıklar dağıtılır. Sabahleyin yok mu diye sorulur. O vakitte uyanık olanların işleri rast gider. Bir insan Euzu Besmele çekerek yatağından kalkarsa şeytanın düğümlediği 3 düğümden birini çözer. Abdest güzelce alırsa abdestini 2. düğümü çözer. Bir de sabah namazını kılarsa 3. düğümü çözer. Ve o gün Allah-u Teala'nın koruması altında olur. Sabah namazını kılmışsa akşama kadar Allah-u Teala'nın koruması altındadır. İşi rast gider. Sen dünyalık mı istiyorsun? Cenab-ı Hak senin için rast getirir. Elini attığın yer altın olur. Ama Allah'ın yolundan ayrılırsan Allah-u Teala diyor ki biz size geçim darlığı veririz. Maişeten danka. Sıkarız sizi. Neden? Sen Allah'ı unuttun. Nefsinin peşine koştun. Hevanın peşine koştun, dünyaya tapmaya başladın, paraya tapıyorsun, şöhrete tapıyorsun, varlığa tapıyorsun, başkasının malına, mülküne haset ediyorsun, çatlıyorsun, yırtınıyorsun para kazanmak için. Her şeyin bir usulü var. Her şeye hak ettiği kadar değer ver. Daraltır seni. Bolluk mu istiyorsun? O zaman bolluk Allah-u Teala'nın yolunda olmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın yoluna gir ki Allah da sana genişlik versin, bolluk versin. Rabbim huzuruna vardığımız zaman gençliğini nerede tükettin? Vaktini nerede harcadın? Malını nereye sarf ettin? Sağlığını, bedenini nasıl korudun? Emanetimi nasıl bana tekrar getirdin? Aklını nasıl kullandın? Bunları soracak. Heyhat! Ne yaptım bilmiyorum ki. Pişman oldum. Günahtan başka bir şey getirmedi. Sığınacak yer de orası. Başka gidecek yer yok.
her şey zamanında. Efendim, yaşlanınca yaparım. Seneye başlarım. Bu Ramazan da dursun, seneye oruca başlarım. Bu Ramazan da dursun, seneye namaza başlarım. Erteleme kardeşim. Bak ömür gidiyor. Kaç yaşına geldin? Ertele, ertele. Yarına çıkacağına da garantin yok zaten. Hadi şimdi Allah'ın yolundaki tadı, huzuru alırsan başka bir yer aramazsın. Kur'an'daki lezzete gel. Ramazan'daki feyze gel. Oruçtaki güzelliğe gel. İslam'ın yolundan daha güzel, nurlu bir yol yok. Bakma sen insanların dünyaya dalıp putperest kafayla, maddeci materyalist bir kafayla, menfaatçi pragmatist bir kafayla, egosuyla, nefsiyle dünyaya taptığına bakma. Onlar aldanıyorlar. Sonuna bak onların. Gir şimdi hakkın yoluna. Bak fırsat gelmiş, Ramazan gelmiş. Hadi kötü alışkanlıklarını terk et. Bırak onları. Neye yaradı bugüne kadar? Sağlığına zarar verdin. Ailenin geçimine zarar verdin. Huzursuz oldun, komşunla kötü oldun, akrabanla kötü oldun. Sevmedin, sevilemedin. Bırak vazgeç bu sevdadan. Hakkın yoluna gir. Tam zamanı. Hayırlı işlerde acele ediniz. Kur'an öğreneceğim, bugün öğren. Namaza başlayacağım, bugün başla. Oruç tutacağım, bugün başla kardeşim. Ne olur şeytana uyma. Şeytan sana der ki, ya madem terk etmiyorsun, hiç olmazsa tehir et, daha sonra yaparsın. Şeytan seni geciktirir. Hani camiye yardım derler ya. Hoca efendi der ki camimizin ihtiyacı var. İşte Kur'an kursunun ihtiyacı var. Dışarıda size yardım talep edilecek. Allah yardımınızı kabul etsin. Hocanın bu sözü üzerine gönülden 100 lira geçer. Mesela. Şöyle ayağa kalkar 50'ye düşer. Caminin kapısına doğru gider 20'ye düşer. Kapıdan çıkar, ona düşer, kasanın başına gelince 5'e düşer. Verebilirse onu verir. Niye? Geciktikçe şeytan araya giriyor, şu ihtiyaç da var. Aman şöyle yapma, şuraya borcun var, verme, azalır, şöyle böyle aldı. Bak 95'ini senden geri aldı. Halbuki sen onu niyetlenmiştin, bu bir hayırdı. Hayırda aceleydiniz. Ve niyet ettiğinizde yapınız. Söz verdin, yapın. Allah'a söz verdik, ya Rabbi. Senin yoluna gireceğim dedim. E gir artık ya. Gir ne zaman kardeşim? Ramazan'da değil de ne zaman? Neşeyle gelsin, bollukla gelsin. Sırat-ı müstakim üzere kardeşlerimizin inşallah hayatında etki etsin Ramazan. Biz de kendimize çeki düzen vereceğiz. Bakın şimdi bütün televizyonlarda hoca efendiler var. Her şey anlatılıyor. Eksiğiyle kusuruyla bizim de kusurlarımız olabilir. Ama birinci ağızdan her şeyi söylüyoruz. Artık bilmiyordum, duymadım, haberim yoktu da yok. Her şey söyleniyor. Bilgi çağını da yakaladık. İletişim çağını da yakaladık. Bu da bir nimet bizim için. Ne güzel ilahiler, Kur'anlar var. Bir ilahi alalım mı efendim? Peki buyurun. Bencileyim.
derdin mi var? Garip garip ötme bir araya gidiyoruz. Sahur yapacağız inşallah. Bizi de unutmayın efendim. Buradayız. Dönüyoruz. Ağzına sağlık. Çok güzel. Sahurda bereket var. Suyumuzu
içmeliyiz. İlaçlarımız varsa almalıyız. Sahurda dua etmeliyiz. El açmalıyız. Şu anda insanların tam uykunun orta saatinde olduğu, tatlı saatlerinde olduğu zaman. Uyanık olanlara ne mutlu. Ama uyuyanları da ayıplamayacağız. Belki işi var, gücü var, hastadır vesaire. Elhamdülillah Rabbim bize bu nimeti vermiş. Ayaktayız, yürüyoruz, konuşabiliyoruz, görebiliyoruz, işitebiliyoruz. Ben yapmadım bunları. Bunları veren var. Onun için ey göklerin ve yerin sahibi, kainatın sahibi, sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse bana veremez. Bana yardım et Allah'ım. Sana şükür konusunda, sana kulluk konusunda sen bana yardım et. Sana güzel kulluk yapayım Allah'ım. Beni yolundan ayırma. Sırat-ı müstakimden uzaklaştırma. Kalbime nur ver. Gönlüme huzur ver. İşlerimi rast getir. Kolaylaştır, zorlaştırma Allah'ım. Hayırla, bereketle tamamlamayı nasip eyle. Ramazan'ın başında sahurumuzu yaptık. Yedik, içtik, verdiğin nimetlerden gıdalandık. Sen nimetlerini bizim üzerimizden eksik etme Allah'ım. Sağlıkla, afiyetle güzel bir oruç tutmayı, Ramazan'ı tamamlamayı nasip eyle Allah'ım. İlk sahurumuzun bereketiyle. Rızkımıza bolluk ver Allah'ım. Yuvalarımıza bereket ver Allah'ım. Senin için çalışan, didinen, gayret eden, rızanı kazanmak için uğraşanlara güç kuvvet ihsan eyle. Kötülere fırsat verme Allah'ım. Rabbim duamızı kabul eylesin. Ramazanımızı kabul eylesin inşallah. Bugün bir Ramazan'a giriyoruz. Ramazan'ın birine inşallah. Aylar bazen 29 olur. Bazen 30 olur. Dolayısıyla 30 günde bir Ramazan ayıdır, 29 günde bir Ramazan ayıdır. Ramazan ayları, kameri aylar ya 29'dur ya 30'dur ama her ikisi de bir aydır. 30 gün Ramazan tuttuğumuz zaman, 30 gün Ramazan orucu tuttuğumuz zaman 10 ile çarpacaksınız sevabını. Ne yapar? 300 gün yapar. 300 gün yapar. İnşallah Ramazan'dan sonra da 6 gün Şevval'de tutarsak onu da 10'la çarpacaksınız. Ne yapar? Artı 60 daha yapar. 360 yapar. 5 günü kalıyor. 5 günde de zaten oruç tutmak haramdır. Ramazan bayramının birinci günü, Kurban bayramının 4 günü oruç tutulmaz. Yani bir seneyi oruçlu tutmuş gibi de sevap alıyoruz. Allah-u Teala rahmeti bol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi diyoruz Allah'ın adıyla. Nasıl Allah-u Teala? Rahman ve Rahim. Merhamet eden, esirgeyen, bağışlayan, kuluna lütfeden. Biz yoktuk, o bizi var etti. Aklımızı o verdi. Rızkımızı o veriyor. Zannediyoruz ki ben çalıştım, ben kazandım. Elbette çalışmak şart. Ama her çalışan da aynı sonucu almıyor. Kiminin rızkı göçmen kuşları gibi binlerce kilometre uzakta. Kiminin rızkı yattığı yerden geliyor, elma kurdu gibi kemiriyor. Herkese Allah ayrı ayrı rızıklar ihsan eylemiş. Ama çalışmak da esastır. Çalışana Allah-u Teala dünyada da veriyor, ahirette de veriyor. Ve dünyada Allah'ın adaleti gereği çalışan kazanıyor. Telefon hazırmış. Telefonumuzu alalım. Devam edeceğim sohbete inşallah. Selamun aleyküm, hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hocam benim bir sorum var. Size de hayırlı sahurlar. Ben KOAH hastasıyım. Astım KOAH hastasıyım. Rabbim şifa versin. Evde 3'er tane ilaç olmak üzere günde 2 defa hava sıkıyorum.
Elimde de hava gezdiriyorum sürekli. Bir bakkala kadar gidip gelemiyorum. Evet. 50 metreye kadar gidip gelemiyorum. Ama ben oruç tutmak istiyorum. Bu fıstık sadece hava veriyor değil mi? Bu hava veriyor ama böyle ciğerlerime kadar çekmek zorundayım. Evet. Nefesimin açılması için. Hı-hı. Şu anda bile tıkandım konuşurken. Allah şifa versin Rabbim. Sağ ol. Allah razı olsun. Bu orucu bozar mı diye soruyorsunuz herhalde. Evet, boğazımda biçeri gireceği için. Şimdi... Yani oruç tutmalı mıyım istiyorum. 6 senedir kor hastasıyım. Hiç oruç tutmadım, denemedim. Hani tutamam diye denemedim. Evet. Bu sene tutmak istiyorum ve size sormak istiyorum. Peki. Şimdi astım hastalığı zor bir hastalık. Allah şifa versin. Böyle nefes almakta zorlanıyorlar. Bir yere giriyorlar, buranın havası yok diye daralıyorlar. Oksijen bol olmayınca nefes alamıyorlar. Çok zor bir hastalık. Hemen de geçmiyor. Uzun süre bir tedavi gerekiyor. Ama böyle sürekli ilaç almak zorunda olanlar var. Son yıllarda verilen Diyanet İşleri Başkanlığımızın da Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği bir fetva var. Ben onu önce söyleyeyim, sonra biraz daha geniş izah etmek istiyorum. Astım hastalarının kullandığı bu fısfısların oruca zarar vermeyeceğini söyledi bu fetvada. Oruca zarar vermez, orucu bozmaz. Bunlar oruç tutsunlar. Tutabiliyorlarsa orucunu akşama kadar tamamlasın. İftarını iftar saatinde yapsın. İmsakını imsak saatinde aynen. Hiç diğer oruç tutanlar ne yapıyorsa yapabilirler. Oruç tutsunlar. Böyle bir fetva verildi. Diğer taraftan gerçekten bu insan oruç tuttuğunda hastalığı artacaksa, sürekli ilaçları elinde gezecekse, bundan bir kurtuluş yoksa orucunu fidye vererek tutmayabilir. Ya da hastalığı geçtikten sonra kaza edebilir, geçirecekse. Bu orucun yine de imkanı varsa fidyesini versin derim. Bozmaz orucu ama bir şüphe var. Çünkü ağızdan ve burundan alınan bu gıda ya da ilaç türü şeyler doğrudan vücuda girdiğinde bunlar orucu bozuyor. Peki bu hava veriyor. İçinde zerrecikler var. O ilaç görülmüyor ama o hava ile birlikte gidiyor vücuda, göğüse gidiyor. Akciğerleri, bronşları açıyor. Nefes alması kolaylaşıyor. Bu da oruçtan mahrum olmasın. Bu şekilde doğrudan bir sıvı, bir ilaç, bir hap almış olmuyor. Dolayısıyla orucu bozmaz diye fetva veriliyor. Bozmaz ama yine de hastalığı artacaksa oruç tutmasın. Çünkü önce sağlık. Yok ben tutmak istiyorum. Denesin, bu kardeşimize de tavsiye ederim. Denesin, orucunu bozmamış olur o fısfısla. Orucunu da tamamlayabilirse Ramazan sonuna kadar gücü yeterse tutsun derim inşallah. Allah tüm hastalara şifalar versin. Allah-u Teala bizlere ne murad ediyorsak, gönlümüzden ne geçiyorsa, herkesin ihtiyacı başka. İmtihanı da başka. Kimi evlatla imtihan oluyor, kimi hastalıkla imtihan oluyor, kimi malla, kimi mülkle, kimi şöhretle, kimi makamla, kimi komşusuyla, kimi akrabasıyla, kimi ana babasıyla, kimi kardeşiyle imtihan bitmiyor ki. Ama her halükarda dürüst kalmak, doğru olmak, eğilmemek, yamulmamak, hile yapmamak, kötü davranmamak esastır. Her halükarda iyi olmak lazım. İyiler kazanıyor. Allah bizi iyilerden, salihlerden eylesin. İşte oruç da bize nefis terbiyesi yapıyor. Muhasebesi yapıyor. Nefsimizin o kibrini, egosunu, enesini büküyor. Ey bak aç kaldın şimdi 3 saatte söz söyleyecek takatın bile kalmayacak. Öğleden sonra şöyle yavaş yavaş. Hele ilk günlerde baş ağrısı gelecek. Alıştı ya mide yemeğe, gelmeyince beyne diyecek ki nerede? Gelmiyor yahu, o da ağrıyacak, zorlayacak, zonklayacak bu sefer. Başım çatlıyor. O ilk gün yalancı baş ağrısı. Yalancı acıkmalar. 3-4 gün geçtikten sonra o ne kadar da rahatmış. Yemek hazırlama derdi yok devamlı her gün. Öğle saati, sabah kahvası bilmem ne.
mideme şu dokundu, bilmem ne, soda mı içeyim, bilmem ne yapayım falan. Böyle bir dert yok. Daha rahat oluyor. Orucu da yerken de abartmayacağız, orucumuzu açarken. Aa, aç kaldım, her şeyi yiyelim. Hayır, oruç niye tuttuk? Nefsimizi terbiye etmek için. Her şey kararınca birdenbire yüklenirsek mideye, inşallah onlar konusunda da neler yemeliyiz, neler yememeliyiz, onlar da konusunda tavsiyelerimiz olacak. Bir, tevbe istiğfar önemli bugün. İnşallah bir tehlil, tesbihat Bünyamin Topçuoğlu hocamızdan dinleyelim. Sonra devam edeceğiz efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Subhanel ebediyyil ebed. Subhanel vahidil ahad. سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحسن صاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني يا
جلاله وعم نواله ولا إله غيره الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Haydi siz akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin. Namazı kılın ki göklerde ve yerde ne varsa ona mahsustur. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkartıyor. Kışın ölüydü. Toprak kurudu. Çatladı. Yerde ot kalmadı. Sararmıştı, solmuştu, bitmişti, tükenmişti. Bahar geldi. O ölü toprağı gökten sularla suladı Rabbim. Güneş ışıklarını, ısısını gönderdi. Yerden tekrar otlar, çayırlar, çimenler, çiçekler bitmeye başladı. Ölüden diriyi çıkardı. Buğday tanesini toprağa gömdünüz. Üzerini toprakla kapattınız. Gömdünüz, öldürdünüz. Sonra yağmur geldi, su geldi. Zamanı geldi, filiz verdi. Sökün etti, tohumun içinden yemyeşil bir filiz çıktı. Büyüdü, büyüdü, başak oldu. Başak olunca, sararınca biçtiniz, kestiniz, öldürdünüz. Yetmedi, başaktan tohumları, buğdayları yine sürdünüz, çıkardınız, öldürdünüz. O da yetmedi, çuvallara koydunuz, değirmene götürdünüz, değirmende ezdiniz, ezdiniz, buğdayları öldürdünüz. Un yaptınız. Bembeyaz un çıktı. O da yetmedi, unu aldınız, suyla yoğurdunuz, hamur yaptınız, çiğnediniz, çiğnediniz. Yine öldürdünüz. O da yetmedi, fırına verdiniz, yaktınız, pişirdiniz, öldürdünüz. Kızarmış mis gibi kokan bir ekmek oldu, pide oldu. Sofraya geldi. Bismillah dediniz, böldünüz, lokmayı ağzınıza attınız. Allah etlerin arasında diş vermiş, bastınız, ezdiniz, mengene gibi ezdiniz, ezdiniz, ezdiniz,
onu da öldürdünüz. Bir daha öldürdünüz. Yuttunuz, mideniz ezdi, 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 öldürdü. Kana karıştı. Vitamin oldu, gıda oldu, kalori oldu, tırnak oldu, saç oldu, göz oldu, kulak oldu, et oldu, canlandı. Ölüden diriyi çıkardı Allah. Öldürdünüz, öldürdünüz ama o tekrar sizde canlandı. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hay. Yaşıyordu, öldü. Daha sonra tekrar ölüden dirildi. İşte siz öleceksiniz, yaşadınız, öleceksiniz. Kabre, toprağın altına gireceksiniz. Toprağın altından tıpkı buğdayın filiz verdiği gibi mahşer günü sura bir daha ikinci kez üfürüldüğünde bütün insanlar filiz verecek, canlanacak. Ölüden diri çıkacak. Tekrar dirileceksiniz. Sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir. Aslımız, bedenimiz bir topraktır. Çamurdan yaratıldık. Suyla karışmış Adem Aleyhisselam balçıktan, çamurdan yaratıldı. Adem Aleyhisselam ilk insan topraktan yaratıldı. Halakal insane min salsalin kel fahhar. Ve halakal canne min maricin min nar. Allah insanları topraktan yarattı. O topraktan yarattı. Deri var. Sıvı var. Kan var. Su var. Mide var. Kalp var. Ciğer var. Beyin var. Her şey var. Müthiş bir şehir var vücudumuzda. Dünyayı kaç defa dolanacak damarlar var, sinirler var. Topraktan deri yaptı, beşer yaptı. Beşera deri demektir. İnsana beşer derler. Kim yaptı? Topraktan canlıyı kim yapabilir? Allah yaptı. Ve bu topraktan olan bu canlılar dünyanın her tarafına dağılıverdi. Bir sürü kıtalar var. Afrika var, Amerika var, Asya var, Uzak Doğu var, Avrupa var, Antarktika var, kutuplar var. Her yerde insan var. 6-7 milyar insan var. 6-7 milyar insan var. Ve bu insanlardan Allah kaynaşmanız için eşler yarattı. Dünyanın yarısı kadın, yarısı erkek. Bu ayarı kim yaptı? Milyarlarca, milyonlarca yaşı var dünyanın. Yüz binlerce yıl insanın tarihi var. Bu dengeyi kimse bozamadı. Erkek kadar kadın nüfusu var. Kimine kız veriyor, kimine oğlan veriyor Allah-u Teala. Ve dengeyi koruyor. %80 erkek, %20 kadın yok dünyada. %80, %70 kadın, %30 erkek yok dünyada. %50, %50. Bu ne mükemmel bir denge. Eşler yarattı. Ve araya muhabbet koydu, aşk koydu. Nasıl oldu da iki et parçası, toprak parçası birbirinden etkilenir oldu. Duygular konuşur oldu. Birbirine iletişim oldu. Muhabbet oldu, sevgi oldu, şefkat oldu, merhamet oldu. Bu et parçasında ne merhamet var, ne yürek var, ne güzellikler var. Annenin çocuğuna şefkatini. Bir hayvanın yavrusuna olan merhametini düşünün. Kim koydu? Kim koydu bu kalbe bu duyguları? Ağlama hissini kim koydu? Gülme hissini kim koydu? Tad alma zevkini kim koydu? Üzülmeyi kim koydu? Düşünmeyi kim koydu kalbimize, beynimize? Et parçası bu sonuçta. Ama nasıl çalışıyor? Bu duygular, binlerce duygu ve düşünce var. Düşüncelerimizi kitap olsa da yazsa sayfalar yetmez, kalemler yetmez. Aynı anda kaç tane düşünce geçiyor beynimizden? İşte bunda düşünenler için ibret vardır. Düşün ey insanoğlu. Kendiliğinden mi oldu? Şu masa kendiliğinden gelebiliyor mu buraya?
Şu kalem kendiliğinden üretiliyor mu? Kendi kendini mi yaratıyor? Hayır. Bir yapanı var. Bir icat edeni var. Bir fabrikası var. Bir atölyesi var. Bir ustası var. Senin ustan yok mu zannediyorsun? Senin sahibin yok mu? Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması. 7 kat gök var. Kaldır başını. Ne güzel süslemiş yıldızlarla. Hele şehrin ışıklarından biraz uzaklaş. Şöyle karanlık bir köye, havası temiz olan, ufku temiz olan, şöyle ormana, dağlara, köylere bir git bakalım. Yıldızlar ne kadar da yakın. Ve Rabbim ne kadar da süslemiş milyarlarca yıldızla gökyüzünü. Bir boşluk, bir ahenksizlik, bir düzensizlik görebilir misin? Hayır, her şey mükemmel. Her şey mükemmel. Lisanlarınız farklı, renkleriniz farklı farklı. Sarı ırk var, siyahı var, beyazı var, buğday tenlisi var, Arapçası var, Türkçesi var, İngilizcesi var, Rusçası var, Japoncası var, Çincesi var, İspanyolcası var, Almancası var, Fransızcası var. Kim yarattı bu dilleri? Kim öğretti insanlara bu konuşmayı? Et parçası nasıl da ses çıkarıyor? Ve nasıl da birbirimizi anlıyoruz? Ne mükemmel bir şey. Allah düşünmeyi nasip eylesin. Gece olsun, gündüz olsun. Gece uyumanız, gece uykusunun tadı var mı gündüzde? Geceyi uyku için yarattı Allah, dinlenmek için, istirahat etmek için. Üzerimize gök kubbeyi sanki bir örtü gibi örtüyor. Aydınlıklar gidiyor, güneş batıyor, karanlık geliyor. Neden? İnsanlar rahat rahat uyusun, dinlensin diye. Işıkta dinlenemiyorsun uyursan, karanlıkta uyursan dinleniyorsun. Allah geceyi yarattı uyumak için. Gündüz de maişet, rızkını ara, temin etmek için yarattı. Bunda düşünenler için, işitenler için ibret vardır. Şimşeği gönderdi, yağmur bulutlarını gönderdi. Kimileri yağmur yağacak diye korkmaya başladı, kimileri de yağsın diye dua etti. Ekinlerimiz olacak, buğdaylar büyüyecek, bahçemiz sulanacak diye dua ettiler. Gök gürledi, gök gürlemesinde de hikmetler var. Korktun, kulaklarını tıkadın ama sonra unuttun gittin. Burada da aklını kullananlar için ibretler var. Allah-u Teala 2 kitap göndermiş. Biri Kur'an, münzel dediğimiz ayetler, bir de kainat kitabı. Kainat kitabıyla Kur'an'ı beraber okursak Müslümanları kimse tutamaz. Ama bu Kur'an'ı okuyup da kainat kitabını ihmal edersek burnumuz yerden sürtmekten kurtulamaz. Ne zaman kainat kitabını Müslümanlar okudular, kainata hakim oldular. Ne zaman kainat kitabını ihmal ettik, kainatta seviyemiz düşmeye başladı. Elimizde Kur'an var, Hakk'ın, Allah-u Teala'nın son kitabı, Hak kitap. Ama diğer kitabı ihmal etmek, buna da ihanet etmek anlamına gelir. Bunları düşünenler için ibret var diyor Allah-u Teala. Neden okumaz? Neden düşünmezsin? Onun için tefekkür ayı Ramazan. Son 10 gününde bir de tefekkür etmek için itikaf ibadeti var. Tefekkür ve tezekkür. Çok önemli. Akıl 0 kilometrede Allah-u Teala'ya teslim edilmeyecek. Aklımızı Cenab-ı Hakk'a çalıştırarak götüreceğiz. Ey kulum, aklını niye kullanmadın? Ben birine teslim etmiştim aklımı. O ne derse ona uydum. Hayır. Sen kendinden mesuldün. İmanını niye yüceltmedin, başkasına teslim ettin? Ben imanımı birine satmıştım. O ne derse onu yaptım. Sen niye şeytana uydun? Niye şeytanlaşmış insanlara imanını sattın? Akıl ve iman başkasına emanet edilmez. İman Allah'la bizim aramızdadır. İbadet onun güzel kokusudur, yansımasıdır. Ahlak ise onun zirvesidir. Her şey bizi güzel insan yapmak içindir.
Allah'ın bizim aç kalmamıza ihtiyacı yoktur. Bizim oruca ihtiyacımız var, kendimizi insan adam etmek için. Kendimizi tutabilmek için. Oruca bizim ihtiyacımız var sevgili kardeşlerim. Bir insan orucun hikmetini anlamaz, kavga gürültüyle başkasının kalbini kırarak oruç tutuyorsa akşama kadar aç kalmıştır diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yok ki. Güzel ahlakı tamamlayacak bizim orucumuz. Güzel ahlakı tamamlayacak. Ahlakımızı güzelleştirecek. Oruç bizi terbiye edecek. Yontacak pürüzleri, budakları, dikenleri törpüleyecek. Cilalı mobilya gibi elini sürdüğünde hoş bir tat alacaksın, zevk alacaksın. Oruç tutan insanda kötülük olmayacak. Fesat olmayacak, fitne olmayacak, iyilik sudur edecek. Allah orucun hikmetine ermeyi nasip eylesin. Tefekkür ayı, tezekkür ayı dedik. Kur'an'ı anlayarak okumak. Şimdi evlerde o kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hanımlar arasında da, beyler arasında da mukabeleleri yapıyorlar sayın hocalarım. Aynı zamanda Kur'an'ın tefsirini de okuyorlar. Okudukları mukabelenin anlamını okuyorlar. Kur'an'ı anlamıyla birlikte hatim yapıyorlar. Ne mükemmel bir şey. Bunların çoğalması lazım. Kur'an okuyan bir Müslümanın ilmi ziyade olur. İrfanı artar. Bakış tarzı, hak ve hakikati batıldan ayırt etme, tefrik etme melekesi artar. Çünkü Kur'an hakla batılı ayırır. Kur'an okumayan Müslüman hakkı ve batılı ayırt edemez. Kafası karışır. Aldatılır, aldanır. Başkasının kölesi olur. Çünkü Kur'an okumuyor. Ben hocamdan başka Kur'an buram tanımıyorum diyenler bile çıkıyor. Allah akıl versin, fikir versin. Sana Kur'an ne diyor? Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim diye bana söyle diyor Allah. Sen sadece imanını bir kişiye teslim ediyorsun, ondan başka ben tanımam diyorsun. O yanlışsa, gittiği yol yanlışsa nereye gideceksin? Bu beni kandırdı demek kurtaracak mı seni? Allah-u Teala Kur'an'ın ışığını, nurunu nasip eylesin. Efendim son dakikalara yaklaşıyoruz. Dua saati geliyor. Dua, dua. Ellerimiz karıncalansın. Dua dua niyazımız göklere varsın. Rabbim verdiği nimetleri ziyade eylesin. Şükrolsun şu kara zeytine, beyaz peynire, şu kızarmış ekmeğe, şu yumurtaya, ne varsa sofranızda. Bereket olsun. Çorbanıza, aşınıza Rabbim bolluk bereket versin. Sıhhat sağlık versin, tat lezzet versin. Yuvanıza güzellikler, mutluluklar versin. Hep beraber dua edelim, niyaz edelim, bugünün ilk orucuna niyet edelim inşallah. Rabbim duaları kabul eylesin, bizi kulluğundan ayırmasın. Gelin isterseniz hacet duasıyla başlayalım. Arapça ama manası çok güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış bu duayı. Hacet duası, ihtiyaçlarımızı orada tek tek zikrediyoruz. Evladımızı, malımızı, sağlığımızı, ömrümüzü. Bunları hep Allah'tan iyisini istiyoruz. Cenab-ı Hak dualarımızı inşallah dergah hizmetinde en güzel şekilde müstecab eylesin. Amin, amin, amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. La ilahe illallahul halimul kerim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Es'elüke mucibati rahmetik ve azaime mağfiratik. والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أولادا إلا أصلحته ولا بدنا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
ve ya Erhamer Rahimin ya Rabbel Alemin, hacet duasıyla duamızı eyledik. Ya Rabbi gönlümüzün muradını ihsan eyle, günahlarımızı affeyle. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde, ilk sahurunda el açıyoruz, dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Kulluğundan, sırat-ı müstakimden bizi ayırma. İmandan sonra küfre düşenlerden eyleme ya Rabbi. Hidayet bulduktan sonra sapıtanlardan eyleme Allah'ım. Ya Rab, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini bahşeyledin. Onun yolunda sünnet-i seniyyesinde yürümeyi nasip eyle Allah'ım. Ahlakımızı Resulullah'ın ahlakına benzet. İlmimizi ziyade eyle Allah'ım. Ömrümüze bereket ver. Rızkımızı bol ve helal eyle. Evladımızı salih saliha eyle. Ya Rabbi zikreden bir lisan, şükreden bir gönül ihsan eyle bize. Ey göklerin ve yerin sahibi. Ya Rab sen her şeye kadirsin. Her şeye gücün yeter. Biz aciziz. Biz muhtacız. Sana yalvarıyoruz. Bizi başkasının kapısında muhtaç eyleme Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yardımını bize esirgeme Allah'ım. Kafirlere karşı, küffara karşı memleketimizi aziz eyle Allah'ım. Dünyanın dört bir tarafında ezilen mağdur olan Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, düşmanın silahıyla vurulan, zor durumda olan Suriye'de, Irak'ta, Afrika'da, dünyanın dört bir tarafında mağdur ve mazlum olan din kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Onlara yardım elini uzatabilecek gücü kuvveti bize ihsan eyle. Mümin kardeşler olarak birbirimize duyarlı olmayı nasip eyle. Allah'ım bize hakiki bir manada iman nasip eyle. İmanımızı şirk tehlikesinden uzak eyle Allah'ım. Şirke düşmekten, tevhide leke sürmekten bizi koru Allah'ım. Başka mabutların peşinden gidenlerden eyleme. Kula kul olanlardan eyleme. Yalnız sana kul olmayı nasip eyle. Özgürlüğümüzü, hürriyetimizi başkasına verenlerden eyleme Allah'ım. Ya Rab, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden şu güzel memleketimizde huzur içerisinde yaşayabilmeyi, kardeşler olabilmeyi, Ramazan'ın kardeşliğine erebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ya Rabbi iyilik isteriz dünyada ve ahirette. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Ya Rab günahlarımızı affeyle. Bizleri cehennem azabından uzak eyle. Mahşer günü yüzü aydınlık olanlardan, amel defterini sağından alıp doğrudan cennete girenlerden eyle bizi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahşer günü onun livayül hamdi altında bizi ümmet olarak orada haşr-ı cem eyle ya Rab. Cennette komşu eyle Allah'ım. Onun havzu kevserinden doya doya nuş edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi ilmimizi ziyade eyle. Rızkımızı bol eyle. Amelimizi salih makbul eyle. Ya Rab iyiliği tavsiye eden, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden ve iman üzere yaşayanlardan bizi eyle Allah'ım. Cennet ehlinden eyle bizi. Cennete girmiş şehitlerimiz var. Şüheda var. Ya Rabbi şehit düşen askerlerimiz var. Ailelerine sabırlar ihsan eyle. Şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Peygambere komşu eyle ya Rabbi. Vatanı uğruna, milleti uğruna canını feda eden, Çanakkale'den, İstiklal Harbi'nden, ta Uhud'dan, Bedir'den bugüne kadar, 15 Temmuz'a kadar, Afrin ve Fırat'a kadar, vatanı millet için bugüne kadar canını feda etmiş aziz şehitlerimizi, Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Ya Rabbi gazi olmuş ahirete göç etmiş gazilerimizin ruhunu şad eyle. Makamlarını cennet eyle ya Rab. Senin yolunda çalışan, didinen, gayret edenlere sen güç kuvvet ver ya Rabbi.
Allah'ım aramızda ülfeti, kardeşliği, samimiyeti ziyade eyle. Birbirini sevenlerden eyle bizi. Tefrikadan, fitneden, nefretten, firardan uzak eyle. Kalbimizi iman üzere sabit kıl Allah'ım. Dini mübine bizleri hadim eyle. Evladımızı, ahfadımızı, neslimizi, gençlerimizi kötü tehlikelere karşı uyanık eyle. Kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan uzak eyle ya Rabbi. Bizi de şeytana ve nefse uymaktan, göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizin kulu kölesi olmaktan uzak eyle Allah'ım. Senin her şeye gücün yeter. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Ya Rab, kulların acziyetine bizi sığındırma. Güç senin elindedir. Kudret senin elindedir. Ya Rabbi sen ikram sahibisin. İzzet sahibisin. Yaratan sensin. Var eden sensin. Mülk senin elindedir. Bizi aziz eyle Allah'ım. Ya Rabbi milletimizi izzetine ihsan eyle. İzzetine kavuştur ya Rab. Şerefli eyle. Bu aziz milleti dünya karşısında muhtaç eyleme Allah'ım. Açlıkla, yoksullukla, fakirlikle, yangınla, afetle bizi imtihan etme Allah'ım. Ya Rabbi şu Ramazan günü sahurunda el açtık, yalvardık, sana niyaz ettik. Kardeşlerimizin gönlünden geçen muratları var. İş arayan, helalinden rızkı için koşan kardeşlerimize bol ve helal rızıklar, işler nasip eyle Allah'ım. Yuva kurmak isteyen kardeşlerimiz var. Onlara hayırlı yuvalar, hayırlı evlilikler nasip eyle Allah'ım. İmtihanı olan, sıkıntısı olan, derdi olan, bize de dua et diyen kardeşlerimiz var. Duamız onlarla olsun. Ya Rabbi gönüllerinden ne muratları varsa ihsan eyle. Başarılı eyle, muvaffak eyle, tevfikini refik eyle. Ya Rabbi sen yardım edersen, ya Rabbi sırtımız yere gelmez. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, gufraneke rabbena ve ileke'l masir. Ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten amme. Allahümme eşgiliz zalimine biz zalimin ve ahricna min beynihim ganimine salimin. Allahümme inna nec'aluke fi nuhurihim ve ne'ûzu bike min şururihim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna ya kerim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayir ve bi nestaîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teâlâ el Fatiha. Errahmanirrahim. Emeği geçen tüm kardeşlerimin, burada çalışan orkestramızın, gelen hocalarımızın, sizlerin, ekranları başındaki kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tekrar yarın gece Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Gündüz de Zahide Yetiş'le beraber Ramazan programımızda birlikte olacağız. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun, gönlünüzün muradı olsun, niyetimizi yapın. Niyetimizi yapalım. Niyet ettim Allah rızası için. Bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Ya Rabbi bize kolaylaştır. Bizden kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.